gençler. Bu dersimizde piramitlerle devam edeceğiz. Piramitler ne demek? Piramit kelimesinin anlamına bakalım. Tabanı çokgen, tepesi bir nokta olan cisimlere piramit denir. Yani tabanı üçgen, yukarıda bir noktayla birleştirildi. Üçgenin köşeleri herhangi bir K noktasıyla birleştirildi. Örneğin A, B, C, D dikdörtgeni. Dikdörtgen düzleminin dışında herhangi bir K noktasıyla köşeleri birleştirildiğinde oluşan şekle piramit diyoruz. Örneğin kare piramit. Bir ABCD karesi. A, B, C, D karesi. ABCD karesinin dışında, düzleminin dışında bir K noktasında ABCD köşeleri birleştirildiğinde noktaları oluşan şekle kare piramit, altıgen tabanı olan şekle altıgen piramit şeklinde isimlendiriyor. Tabanıyla isimlendiriliyorlar. Şimdi kare piramidin yüksekliğinden bahsedelim. Yan yüz yüksekliği. Kare piramit tabanı kare olan bir piramit. Ve kare piramidin en üstünde bulunan tek noktasına tepe noktası diyoruz. Tepe noktası. Tepe noktası. Diyoruz ki arkadaş, tepe noktasından aşağıya bir taş düşürdüğümüzde, tepe noktasından aşağıya bir taş düşürdüğümüzde tabana ulaştığında oluşan yükseklik kaç? Cismin, piramit cisminin yüksekliği, kare piramidin TH yüksekliği H1 olarak göstermişiz. Yan yüz yüksekliği ise tepeden aşağıya doğru bakıyorsun, bir iniş var. Yukarıdan aşağıya taş yuvarlanarak indiğinde yüzeyden, yan yüzeyden, yani diyelim ki kaydırakla kayıyorsun, kar yağdı tepeden aşağıya. Kaydırakla kayıyorsunuz, şuradan yüzeyden indiğiniz yüksekliğe de H2 dersek bu da yan yüz yüksekliği demektir. Yükseklik deyince ne olacak? Yani piramitte iki türlü yükseklik var. Bir cismin yüksekliği, yani tepesinden tam göbeğine, ortası H noktasına, H noktasına taş attığımızda gelen yüksekliklik uzaklık, bir de yan yüzeyden T'den E'ye bıraktığımızda oluşan yükseklik. Evet, dikkat, yan ayrıt uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre T, B, C üçgeni ikizkenar bir üçgen geliyor ve BE eşittir EC'ye oluyor, dik oluyor, açıortay ve kenar ortay özelliğini sağlıyor. Bununla beraber yanal alan hesabı yaparsak, taban alanı belli, taban alanı A çarpı A'dan A kare. Yanal alan hesabı yaparsak, yanal alan hesabını şöyle düşünebiliriz. Örneğin ilk önce bir tane yan yüzünün alanını hesaplarsak, bir tane yan yüz alanı bir yan yüzeyin alanı, yan alanı taban A çarpı yükseklik H2 bölü 2'dir. Peki bundan kaç tane olacak? Taban kenarı kaç kenarlıysa yan yüzü de o kadar adet olacak. 4 tane yan yüz var. Biz bunu 4 ile çarparsak, çarpı 4 dersek bütün yalan alan bir değil, bütün yanal alanı bulmuş oluruz. Bu da sadece 2A çarpı H2. Yani yarıçevre çarpı yan yüz yüksekliği bize yarıçevre çarpı yan yüz yüksekliği yanal alanı verecekmiş. Dikkat! Biz prizmaların hacminden bahsetmiştik. Prizmaların hacmini unutmuyoruz. Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı çarpı yükseklik. Piramitlerin hacmi ise taban alanı çarpı yükseklik. Sivri uç olduğu için sivri ucun bulunduğu kısımda bölü 3 diyoruz. Yani hacim V hacmi taban alanı çarpı H yüksekliği bölü 3, 3'te bir hacim gelmiş oluyor diyoruz. Devam edelim. Önemli. Alan hesaplamayı gördük. Hacim hesaplamayı da gördük. Devam ediyoruz. Diyor ki soru 1. ABCD kare taban bir kare. Şekilde ne? ABD üçgen piramidinin ABD tabanı tabanı üçgen, dik üçgen hatta. Kare piramit, kare prizma olduğu için ikizkenar dik üçgen piramit diyebiliriz. Bu dik üçgen piramidin hacmi 300 cm küpmüş. Diyoruz ki arkadaş, buna göre kare düzgün prizmasının tabanının bir kenarı kaç santimetredir? Kare düzgün prizmasının, büyük prizmanın tabanının bir kenarı A olsun, diğer tabanda A. Biz piramidin hacmini hesaplayabilmek için diyorduk ki taban alanı bulacağız. Taban alanı. Taban alanı ne kadar? Taban alanı A çarpı A bölü 2 mavi alan A kare bölü taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanı. Devam ediyoruz. Piramidin yüksekliği ise piramidin yüksekliği N'den D'ye inen uzunluğa eşit. O da K'dan A'ya gelen uzunluk. Yükseklik H yüksekliği piramidin 15 birimmiş. Öyleyse piramidin hacmi 300 eşittir neydi? Taban alanı A kare bölü 2 çarpı yükseklik 15 bölü 3 değerini kullanabiliyoruz. Bu da ne getirecek? 300 eşittir 15 A kare bölü ters çevir çarparsak 6, 3'e böl 2, 3'e böl 5, 2'yi diğer tarafa at, 5'e böl 1, 5'e böl 60, içler dışlar çarpımı yap, A kare eşittir 120. Bize sorulan nedir? Düzgün prizmanın tabanının bir kenar uzunluğu, yani A değeri soruluyor. Her iki tarafın karekökünü alırsak 120 dediğimiz şey 4 çarpı 30'du. 4 dışarı çıkabilir. A eşittir 2 kök 30 olarak tabanın bir ayrıt uzunluğunu, bir kenarı olmaz ayrıt olur, 2 kök 30 olarak hesap etmiş olabiliyoruz. Devam edelim. ABCD kare, yani tabanı kare olan bir piramitten bahsediyoruz. PC yan ayrıtı, yan yüzeyinin ayrıtı 13, diklikler verilmiş. PB dik BA, PB dik BC, yani yan taraftan bir dikme çizilmiş. Devam ediyoruz. Demiş ki PABCD kare piramidinin hacmi kaç birim küptür? Dikkat, taban alanı kare olduğu için 12 çarpı 12. Taban alanını bulabildik. 12 çarpı 12 144. Bizim neye ihtiyacımız var? Yükseklik. Yükseklik dediğimiz şey PB'nin kendisi geliyor. Dikkat. PB dediğimiz şey kendisi. Şurası dik üçgende 12, 13, 5, 12, 13 üçgeni. H yüksekliğine geldi. 5 birim. Dikkat ettiyseniz şurada bir dik üçgen mevcut. Bu tarafa da dik üçgen. Öyleyse şurası da 13. Ayrıtlarını tek tek hesap edebiliyoruz ihtiyacımız varsa. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 piramidin neyini istiyor bizden? Hacim. Piramidin hacmi V hacim. Taban alanı 144 çarpı yükseklik 5 bölü 3. Gerekli sadeleştirmeler yapıyorsa 3'e böldük 1, 3'e böldük 12, 24, 8, 48 çarpı 5, 240 birim küp bulmuş olacağız diyoruz. Devam edelim diğer soruyla. Kaç soruya? ABC'de bir dik üçgen. ABC bir dik üçgen. AB dik BC. Güzel. DM eşittir 2ME. DM eşittir 2ME. DM eşittir 2ME. Şuraya A kadar dersek burası 2A. FL eşittir 3LE. LE parçasına B dersek FL uzunluğu 3B, BK eşittir 4KE, KE parçasına C kadar dersek BK uzunluğu 4C değerine getiriyoruz. Yukarıda ABCDEF dik üçgen tabanlı, ABCDEF dik üçgen tabanlı, yani büyük prizmamız dik üçgen, dik prizma ile köşeleri bu prizmanın ayrıkları üzerinde olan EMKL, yani şu kırmızıyla belirtilen piramide verilmiştir. EMKL piramidi, kırmızı piramidin hacmi 10 cm küp olduğuna göre ABCDF dik üçgen prizmasının hacmi kaçtır? İlk önce kırmızı piramidin hacmine bakalım. Kırmızı piramidin hacmi. Kırmızının hacmi diyelim. Kırmızının hacmi. Taban alanı. Yani şurada bir dik taban. Dikkat edin, şurayı taban kabul edersek. Taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Çarpı yükseklik. Taban alanını arıyoruz. B çarpı C bölü 2. B çarpı C bölü 2. Yükseklikse şu M parçası, ME parçası, şu parça. Oraları bir temizleyelim. Tekrar bakalım. Ne demiştik? Şuraya A demiştik ME parçasına. KE parçası C kadardı. EL parçası B kadardı. Yükseklik de ME uzunluğuna eşit olur. Çarpı A yüksekliği. Bu bir piramit olduğu için hacmi bölü 3. Yani eşittir hacmi. A çarpı B çarpı C bölü 6 geldi. Bunun hacim değeri verilmiş 10 birim küp. 10 santimetre küpse A çarpı B çarpı C'nin biz 60 olduğunu görüyoruz. Devam ediyoruz. Diyoruz ki arkadaş, ABCDEF üçgen dik üçgen prizması, üçgen dik prizmasının hacmi. ABCD üçgen prizmasının hacmi için dikkat, AB taban alanı bulacağız. AB ayrıtının uzunluğu 3A, BC ayrıtının uzunluğu 4B ve yükseklik CF dersek CF EB ile aynı 5C'ye geldi. Öyleyse hacmi ne olacak? Hacim bulmak için şuraya 5C'lerin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Prizma olduğu için direkt taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı ne gelecek? Taban alanı prizmanın hacmi V diyelim ona da. Taban alanı 3A çarpı 4B. Dik üçgenin alanını hesaplıyoruz. Şuradaki dik üçgen alanı. 3A çarpı 4B bölü 2. Taban alanı çarpı yükseklik bize prizmanın, üçgen prizmanın hacmini verecek. Çarpı yükseklik 5C. O da eşittir. 2 ile sadeleştirirsek 2. 5 kere 2 10. 30. 30A çarpı B çarpı C gelecek. Peki. Biz A çarpı B çarpı C'nin değerini biliyor muyuz? A çarpı B çarpı C'nin değeri 60 olduğuna göre bizim prizmamızın hacmi 30 çarpı 60'dan 18.800 cm3 gelmiş olacak diyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Soru 4. Demiş ki PABC bir üçgen piramit. ABC bir üçgen piramit. LM 4 birim, BC 12 birim, 12 santim. Şekilde PKLM ve PABC piramitlerin taban düzlemleri birbirine paralel. Taban düzlemleri paralelse LM paraleldir BC. Hemen benzerliği görebiliyoruz herhalde. PK bölü PA kaçtır diye sormuş. Hemen benzerlik görülebiliyor. Diyorum ki arkadaş, şurada var olan üçgeni farklı şekilde çizeyim. PBC üçgeniyle PBC üçgeniyle PLM üçgeni birbirine benzer. Çünkü tabanlar paralel. Öyleyse 4'ün 12 oranı 4 bölü 12 eşittir PM'nin nereye oranı? Tamamı PC'ye oranı. O da ne geldi? 4 bölü 12'den 1 bölü 3. Devam ediyoruz. Bize neyi soruyor? PK'nın PA'ya oranı. Farklı bir renkle çizelim. PK'nın PA'ya oranı. Arka taraftaki PAC üçgenine dikkat edin. KM tabana paralel değil mi? Evet. Öyleyse PM'nin PC'ye oranı PK'nın PA'ya oranına eşittir. Öyleyse PK bölü PA eşit olacak PM bölü PC. Peki PM bölü PC'nin kaç olduğunu biliyoruz biz. 1 bölü 3 değerini vermiş oluyoruz. Evet gençler, bir sorumuza daha bakalım. Devam edelim. Diyor ki şekilde ABCDEFGH dikdörtgenler prizmasının üst tabanında bir P noktası alınmıştır. Buna göre PBCD üçgen piramidinin hacminin dikdörtgenler prizmasına hacmine oranı soruluyor. Arkadaş üst tabanda bir P noktası alındıysa üçgen piramidin hacmi ne olacaktı? Üçgen piramidin hacmi taban alanı çarpı yükseklik olacak. Değil mi? Yükseklik olacak. Peki bu yükseklik herhangi bir noktaysa bu yükseklik şuradan da iniyor olabilir. Yani AE ayrıt uzunluğuna eşit olacak. Diyoruz ki arkadaş sırasıyla biz tekrar temizliyorum. Bir daha konuşalım. Bize herhangi bir uzunluk söylenmiş mi? Hayır. Sadece üçgen piramidin hacminin prizmanın hacmine oranı, dikdörtgenler prizmasının hacmine oranı sorulmuş. Biz dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtlarına AB, yüksekliğine de C diyelim. Prizmanın hacmine gelecek. Prizmanın hacmi ve prizma A çarpı B çarpı C. Var mı sıkıntı? Güzel. Şimdi piramidin hacmini hesaplamak istersek tabanı dik üçgen olan bir piramit. Tabanı dik üçgen, DC uzunluğu da B birim kadar. Biz taban alanını çarpı yükseklik diyeceğiz. Öyle değil mi? Piramit diyelim ve piramit. Piramidin hacmi taban alanı A çarpı B bölü 2. Tabanı dik üçgen olduğuna göre. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de GC yani C yüksekliğine eşit. C ayrıtına. Bölü sivri uçlu piramidin hacmi neydi? Bölü 3'tü. Bunun hesabını yaparsak ne gelecek ifademizin sonucu? A çarpı B çarpı C bölü 6 değerini bulmuş olacağız. Bize ne diyor? Piramidin hacmi bölü prizmanın hacmi. Piramidin hacmi ABC bölü 6. Prizmanın hacmi ise A çarpı B çarpı C ise paydası bir ters çevir çarpılırsa 1 bölü 6 değeri bulunmuş olacak. Yani küçük piramidin hacminin, içeriden çıkan piramit hacminin prizmanın hacmine oranı 1 bölü 6 gelecekmiş. Evet gençler, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.